Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz bu videomuza da. Bu videomuzda arkadaşlar gerçekten sizler için, daha doğrusu define ve arkeoloji ile ilgili bütün herkes için çok önemli, gerçekten herkesi ilgilendiren konulardan bahsedeceğiz. İnşallah. Şimdi arkadaşlar diliyorum ki bizim şimdiye kadar yapmış olduğumuz videolar ve şu anki videomuz dahil olmak üzere inşallah sizler için bir fayda sağlıyordur, bir faydası oluyordur. Gerçekten hani videolarımızı dinleyip böyle bilgi edinen arkadaşlarımızın mutlaka bu videolardan, bu vermiş olduğumuz bilgilerden olumlu yönde fayda göreceklerine ben inanıyorum ve eminim. Diliyorum ki hani anlatmış olduğumuz konuları dinleyip bir ders almanız ve aklınızda bulundurmanız işleme gittiğiniz zaman gerçekten işinize yarayacaktır mutlaka. Bu videomuzun konusu arkadaşlar zemin altı oda mezarlar ve yönleri gibi konulardan bahsedeceğiz. Ve işte nasıl açılır, hangi mezar tipleri nasıl açılır gibi değişik değişik farklı konulardan bahsedeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar söylemek istediğim konu şu. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz bizlerle. Özellikle videomuzun yorum kısmından yazabilirsiniz. Videomuza istiyorsanız başlayalım. Diliyorum ki sizler için gerçekten de fayda sağlar. İşleme gittiğiniz zaman sevinçli bir şekilde evinize dönersiniz istediklerini bulup. Şimdi zemin altı oda mezarları ve yönleri konusundan başlayalım istiyorsanız. Çünkü konumuz çok. Şimdi definecilerin arkadaşlar en çok böyle aradığı zemin altı kaya mezardır. Zemin altı arkadaşlar kaya mezar bulmanın en kolay yolu görüntülü dedektörlerdir aslında. Şimdi eğer görüntülü dedektörünüz yoksa hani iş biraz daha zorlaşıyor. Zemin altında arkadaşlar kaya mezar olup olmadığını anlamanın bazı yöntemleri tabii ki vardır. Ama şimdi bazı yöntemler şunlar. Kaya üzerinde mesela oyma vardır bir kere. Ve bu oyma arkadaşlar ince böyle bir kanal ile kayanın böyle bitimine devam ediyor. Daha sonra kanal aşağı doğru devam ediyorsa işte buradan şüphe etmemiz gerekiyor. Yalnız arkadaşlar bu kayanın alnı, yani böyle alın tarafı kesik olması lazım. Yani düz alın aşağı doğru hani indiğinizde bir anda alın dediğimiz yerde kapak taşı bulabilirsiniz çünkü. Girişi hangi yönde arayacaksanız onu anlatalım istiyorsanız arkadaşlar biraz da ondan bahsedelim. Doğu ve Güneydoğu önceliktir. Bir kere bunu unutmayalım. Şimdi iki kayanın orijinal halinde yön mesela batıya doğru yapılması gerekiyorsa yaparlar. Çünkü koca kayayı böyle çevirecek halde değiller. Bunu nasıl anlarız mesela? Az önce de dediğimiz gibi kayanın alnı kesik olan tarafta yön olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü kayayı çevirememişler. Oda mezarlarda arkadaşlar yön bulma kaya mezarlara göre daha kolaydır aslında. Çünkü odayı kendisi yapıyor. Ama ana kayayı kendisi yapmıyor. Kayaya göre kendi şekil alıyor. İstediği yere yönü verebilir. Lakin kayayı kendisi yapmadı mesela. Köklü kayayı nasıl kolay işlenirse ona uygun şekilde yön tayin ediliyor. Oda mezarlarda yön doğu, güneydoğu ve güney. İlk tercihimiz olmalıdır arkadaşlar. Bu kesin değildir tabii. Biz yapmadık sonuçta. Ama hani tecrübelerden dolayı en çok bu şekilde çıktı karşımıza. Lakin en yüksek ihtimaldir yani. Öyle söyleyelim. Oda mezarlarda yine günümüz teknolojisinde arkadaşlar kullanılan boşluk bulma dedektörleri ile kolayca tespit edilmektedir arkadaşlar. Şimdi bir bölgede mesela hani zemin üstü kaya mezarlar varsa burada zemin altı kaya mezarlar da olabilir. Zemin üstleri açıkta olduğu için uzun yıllar önce büyük bir ihtimal soyguna uğramıştır. Hatta tarihin en büyük böyle definecileri aslında Romalılardır arkadaşlar. Bunu kimse belki bilmez. Hani bilenler de tabii vardır ama Romalılar arkadaşlar kendilerinden önce yaşamış medeniyetlerin mezarlarını soyunma konusunda oldukça ünlüdürler. Zemin altı kaya mezarlarının arkadaşlar bir kısmı dediğimiz gibi önden kapılıdır. Önden kapı yapmışlardır. Bazıları da üstten kapaklıdır mesela. Üstten kapaklı olanlar arkadaşlar normal kayanın hani içi oyulmuş, ceset yerleştirilmiş, sonra da üzerine bildiğimiz şekilde kesme kaya kapak şeklinde kapatılmıştır. Bu şekilde yapılmıştır. Üzerine toprak doldurulmuştur. Bunu bulmak ile arkadaşlar normal mezar bulmak arasında pek fark yoktur. Kendiniz de zaten bu işleri yapanlar bunu bilirler. Şu var arkadaşlar mesela bölgedeki oyma işaretleri ne yapacağınız konusunda aslında çok önemli ipuçları verir bize. Oymalara mesela su doldurun bunu biliyorsunuz. Nereden taşar toprağa düşerse o tarafı yön olarak baz alabilir, araştırma yapabiliriz. Kanal varsa arkadaşlar kanal da yöndür aslında. Büyük oyma yanında arkadaşlar küçük oyma varsa küçük olan taraf yöndür. Bunu unutma. Şimdi bu şekilde arkadaşlar yönü bulup sonra da böyle coğrafyanın hani neresinde mezar olabilir diye kafayı biraz böyle çalıştırmamız gerekiyor.
kafayı çalıştırarak yeri tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir şekilde anlatmamız gerekirse zemin üstü ve zemin altı kaya mezarlarının arkadaşlar yapılış ve girişi farklılık taşıyor. Mesela tümülüs girişleri olsun, höyük ve kaya mezarlar olsun mesela. Zemin altı kaya mezarlar olsun. Bu tip mezar giriş yönleri ya güneşin doğduğu yöne bakar arkadaşlar ya da güneşin battığı yöne bakar. Bazıları ise güneş doğarken arkadaşlar kapısının hani bir köşesine böyle güneşin ışığı düşer. Hani batıncaya kadar da bir köşesine güneş ışınları düşer. Yani güney yönüne denk geliyor zaten bu. Güney yönüne doğru denk geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben hani kafamız karışmasın diye anlatmaya çalışıyorum. Öyle o şekilde çok detaylı düşününce benim de kafam karışıyor. Şimdi arkadaşlar bazı kral mezarları vardır ki kral hayattayken mesela yapılmaya başlanmış. Kral hayattayken yapılan mezarlar için her türlü hesap yapılmış. Güneşin yaz ayındaki işte doğuşu olsun ve batışı hesaplanmış. Hepsini hesaplamışlar. Ona göre arkadaşlar tümülüsse tümülüs girişi, kaya mezarsa kaya mezar girişi hesaplanmış. Şimdi bu tip mezarlar geniş zamana yayıldığından yaz güneşinin hesaplarına göre yapılmış. Yani bu da yazın en uzun zaman dilimi. Yani tam güneş böyle mezar kapısına doğar ya da tam kapı girişine böyle bakarak batar. Anlatabiliyor muyum? Zemin altı oda mezar bazı böyle ipuçları vereyim o konularla size arkadaşlar. Ayrıca hani zemin altı, zemin üstü, kaya mezar aranan bölgede insanın yaşamasına yetecek kadar su var mı diye şöyle bir dikkat etmek lazım, bakmak lazım. Ve tarım yapmaya elverişli mi? Toprak var mı? Yine çevrede işte antik yerleşim yani eski yerleşim alanları var mı? Bunlar bir araştırılır. Bunların hepsi bir ipucudur. Bu gibi bazı böyle önemli belirtilerden birkaç tanesi varsa arkadaşlar bölgede kaya mezar olasılığı yüksek demektir. Çünkü bir yaşam varsa bir ölüm var. Ayrıca arkadaşlar zemin altı kaya mezarlarının girişleri şimdi oymalara 25-35 metre diyelim. Fazla uzak olmamaktadır. En azından hani defineci arkadaşlarımın şimdiye kadar dostlarımın, tanıdıklarımın tespit ettikleri ve bizlerin de görmüş olduğu bilgilere göre karşılaşılan 30 veya 35 metreden fazla uzak değildi mesela. Şimdi buradaki mantık ise arkadaşlar şudur. Mezarda yatan kişi için adak adanacak. Dini tören yapılacak. Ateş yakılacak. Hani mezar bir yerde, oymalar başka yerde olmaz. Ya bu şekilde uygulama olmamaktadır yani. Bunu bilin. Şimdi mezarları sunakların çok yakınında aramak lazım. Mezarların girişleriyle alakalıysa arkadaşlar. Genel bir uygulama yoktur. Ancak güneşin hani doğuşuna veya batışına bakanları çoktur mesela bu işin. Veyahut arkadaşlar güneye bakanları da var. Giriş yönü arazinin yapısına ve özelliğine göre farklılık gösteriyor. Bilmeyen arkadaşlarımız için böyle bilgileri vermiş olalım. Şimdi arkadaşlar başka bir konudan bahsedelim. Zemin altı oda mezar kazı işlemleri mesela nasıl yapılır? Nasıl yaparız? Nasıl? Şimdi belirlenen noktadan aşağıya doğru kazmaya devam edilir arkadaşlar ve karşılaşılan emareler değerlendirilir. Çıkan her şeyi titizlikle değerlendireceksiniz. Burada çıkan emareler arkadaşlar bizi hedefimize götürecektir. En son çok dikkatli bir şekilde mezarın kapı girişine kadar kazıldıktan sonra bakın dikkatlice kapak taşı yerinden alınmak suretiyle mezarın içerisine kontrollü bir şekilde girilir. Arkadaşlar bakın kontrollü diyorum. Lap diye atlamayacaksınız. Burada önemli husus arkadaşlar mezar içerisinde bulunan cesedin ürettiği gazdan zehirlenmemektir. Burada önemli olan budur. Yani gaz tehlikesi vardır. Gaz tehlikesi kalmayınca arkadaşlar mezar içerisinde bulunan mezar hediyeleri alınır. Orada bırakacak haliniz yok. O kadar emek etmişsiniz. Ancak arkadaşlar şimdi burada böyle hep çil çil altınlar, paralar falan böyle beklenmemeli. Çünkü mezardan çıkacak bir yazıt bile ya da küçük bir böyle parça obje bile paha biçilemez bir değer olabiliyor. Yani mesela paradan başka bir şey çıktı diye değersiz diye atmayın. Başka bir konumuza gelelim arkadaşlar. Şimdi çubukla zemin altı oda mezar bulma yöntemlerinden bahsedelim biraz da. Oda mezarını en iyi aslında arkadaşlar çubuk bulur bakın. En iyi çözüm yolu işaretlerin mutlaka olacak arkadaşlar orada. Sonra çubuğunu güzelce tutacaksın. Çubuk kullanmayı bilen arkadaşlarımız zaten bunu bilir. Odanı böyle güzelce çizeceksin, tespit edeceksin. O anda arkadaşlar aklınıza bir şey geldi mesela. Şöyle bir şey geldi. Değerli bir şey var mı yok mu? Bunu anlamanın yollarının arkadaşlar devini ve arkeoloji YouTube kanalımızdaki daha önceden paylaşmış olduğumuz bir dünya videolarımız var. Diğer videolarımızdan izleyerek öğrenebilirsiniz.
İstiyorsanız daha sonradan özellikle tekrar video yapabilirim. Şimdi benim önerim ise arkadaşlar, çubukla gezerken oda duvarına gelince çubuklar kapanıyor şöyle. Göğüs bölgesine doğru arkadaşlar şöyle bir kapanma olur. Daha sonra kapalı şekilde yürü. O şekilde elini düzgün tutarak kapalı şekilde yürüyorsun. Odanın içine girdiğinde çubuklar kapalı kalmalı arkadaşlar. Ta ki odayı çıkana kadar. Şayet bakın odanın içinde kapalı şekilde gezerken çubuklar hafif böyle açılır kapanır ise burası soygun yemiştir. Burada sıkıntı vardır, emek etmeye değmez. Böyle bir yerdir. İşlem yapma derim ben sana. Ama yine de tabii ki öyle bir şey bulmuşsan içinde kalacağına kafan rahat olsun, yaparsın işlemini. Yasal olarak. Definecinin en önemli bilmesi gereken şey arkadaşlar horasan harcı ve boşluk bulmaktır. Kanallar arkadaşlar bu odaların varlığının bir başka sembolüdür aslında. Bir de yeraltı odalarında toprağı kazarken böyle yumruk gibi kaya parçaları çıkarsa doğru yolda olduğunun kanıtıdır. Hani gülle gibi böyle. Özellikle yapılmış. Bulanınız mutlaka vardır. Anlatabildim mi? Mezar derinliklerinden bahsedelim biraz arkadaşlar. Mezar tipleri ve mezar eşyalarından bahsedelim biraz daha. Mezarın standart bir derinlik ölçüsü yoktur. Yani adamlar şöyle dememiştir. Ya şu derinliğe gelemedik daha, bunu gömmeyelim. Öyle bir şey yoktur. Neden yoktur? Sadece zengin mezarlarının derin, gariban mezarlarının yüzeye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Örnek olarak Roma dönemi fakir mezarları mesela arkadaşlar 60-70 santim derinlikte bulunurken kral mezarlarının 15-20 metre 25 metre derinliklere çıkarıldığı olmuştur mesela. Hani şöyle söyleyeyim, para burada da konuşmuş mesela, bakın günümüzdeki gibi yani. Bazıları çadırı bile yokken bazıları yatlarda, katlarda, saraylarda işte keyif çatıyor mesela. Eskiden daha aynıymış bu iş yani, değişen bir şey yokmuş. Demek ki her daim bu şekilde olmuş ve olmaya devam edecek arkadaşlar. İnsan beyni, insan zihniyeti, insanın açgözlüğü olduğu sürece bu şekilde devam edecek. Neyse konumuzu dağıtmayalım. Arkadaşlar derinliği belirleyen diğer önemli faktör de aslında gömü yapılacak toprak yapısıyla alakalıdır. Şimdi mesela 3 metre kazıp gömme planlanırken 2. metrede böyle önümüze büyük bir kaya rastlanırsa, önümüze böyle büyük bir kaya, sert bir kaya çıkarsa gömü 2 metreye yapılıyor arkadaşlar. Çünkü neden? O kayayı yok edemiyorlar orada. Dışarıda mı bırakacaklar cesedi? Bu şekilde. Benzer şekilde kazı çok zor ilerleyip arkadaşlar parça kayalar kırılarak yapılıyorsa yine aynı şekilde beklenen derinliğe ulaşmadan mezar şekillendirilerek gömü yapılır arkadaşlar. Bu tür mezarlar istenilen derinliği vermediği için hani üzerine böyle yığma ilave edilerek bu açık kapatılıyor. Bunun tam tersi de söz konusudur arkadaşlar. Böyle bir şey olabiliyor. Şöyle ortalama 3 metre düşünülürken kazı çok kolay ilerleyip 4 ve 5 metrelere çıkarılabilir arkadaşlar. Derinliği belirleyen diğer önemli faktör ise ölü gömme gelenekleridir. Ölü gömme gelenekleri hani toplumun böyle kültürel yapısı hakkında bilgi vermesinin yanı sıra olayın böyle adli ya da arkeolojik menşeli olduğuna dair ipuçları sunmaktadır bize. Şimdi mezar bulunduktan sonra cesedin böyle yatış pozisyonu iyi değerlendirilmeli. Yani ona açar açmaz şöyle bir yatış pozisyonunu bozmayacaksın, bir bakacaksın nereye bakıyor. Belki içinden bir şey çıkmamıştır. Ama onun bir yatış pozisyonu var. Onu bozmadan bakman lazım. Baş mesela, kollar ve bacakların pozisyonuna çok dikkat etmen lazım. İçeride ceset var, bir şey yok da işte eşeleyip de böyle gidelim. Öyle yapmayın. Örneğin arkadaşlar ellerin karın ya da göğüs üzerinde kavuşmuş ya da çapraz şekilde böyle bulunması kişinin inançları konusunda ipucu olabilmektedir. Veya bu tarz bir böyle gömülme çevredeki diğer mezarlar hakkında da sizlere çok önemli ipuçları verir aslında. Adli vakalarda ise arkadaşlar şimdi çoğunlukla böyle aykırı bir yatış pozisyonu olur. Örneğin arkadaşlar beden yüzüstü bulunabilir veya vücut dorsal pozisyondan farklı, kollar mesela ve bacaklar anatomik pozisyona işte aykırı bir vaziyette olabilir. Bunun sebebi ceset kısa zamanda gömüldüğü için arkadaşlar normal mezar derinliğinde değil. Hani yüzeye yakın olur. Anlatabiliyor muyum? Ölü gömme gelenekleri kadar arkadaşlar mezar çeşitleri de çok önemlidir. Bakın bir mezarın derinliğini tahmin etmeniz için arkadaşlar ne tür bir mezar kazdığınızı bilmeniz gerekir ilk önce. Anlatabiliyor muyum? Bakın iyi dinleyin. Tümülüs, lahit, oda mezar, zemin altı kaya mezar, taştan inşa edilen oda mezar, yığma mezar, kurgan ve benzeri birçok mezar çeşidi vardır. Bunların arkadaşlar şimdi birçoğunda giriş bulunur. Mezar girişleri konusundan biraz da bahsedelim madem bu konuyu açtık. Şimdi arkadaşlar giriş olan mezarların en önemli yapısal özelliklerinden bir tanesi
dar kenardan açılan kapı ve bir girişi dehlizli olmasıdır arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Coğrafi yapı ve mezarın mimari yapısına göre giriş şekillendiriliyor. Bakın yani giriş yönünde böyle bir standart yoktur. Biz böyle yapıyoruz, hepimiz böyle yaptık, ben de böyle yapacağım, öyle bir şey yoktur arkadaşlar. En fazla rastlanan giriş yönü güneybatıdır. Bakın sadece bir insanın sığabileceği genişlikte olan kapı geçişleri tek veya iki adet levha şeklindeki böyle taşların kapı şekli verilerek kapatılmıştır arkadaşlar. Mezarlara girilip çıkıldığını gösteren böyle tek veya çift kanatlı giriş kapıları dromos olarak da adlandırılan bir giriş mekanı ile bağlantılıdır. Arkadaşlar şimdi bakın, mezar odasına girerken 2 ya da 3 sıra levha taşından yapılmış basamaklar olur. Mezar odası ile geçiş mekanı arasında bulunma ihtimali yüksektir bunların. Dediklerimi bakın iyi dinleyin. Bu videoyu bir daha dinleyin. Söylediklerimi kaçırdığınızı ben biliyorum. Bir daha dinleyin ki söylediklerim boşa gitmesin. Oda mezar bulduk mesela, nasıl açarız? Çok çeşitli oda mezar vardır arkadaşlar. Biz sizlere hani bu odaların nasıl bir mimari yapıya sahip olduklarını ve nasıl açacaklarını veya işte açılacaklarını biraz böyle sıralayalım, sırayla anlatalım isterseniz. Konu çok uzatmadan. Kapaklı oda mezarlar arkadaşlar, üstten kapaklı oda mezarlar genelde toprak zeminde olur. Bunların bir kısmı mermer kapak ile kapatılırken bir kısmı da arkadaşlar pişmiş toprak yani tuğla ile kapatılır. Mermer olanların köşelerinde böyle kurşundan arkadaşlar dökme kilitler vardır. Levye ve işte benzer aletlerle kolayca kırabiliriz. Yani kopartılıp kapak mezardan ayrılabilir. Pişmiş tuğladan yapılanlar ise arkadaşlar böyle daha basit. Bunları hiç böyle usulüne uygun zaten şimdiye kadar ben açana denk gelmedim şahsen de hani. Yine de kapak ortasına böyle sert bir cisimle vurup kırılarak açarlar. Siz böyle yapmayın arkadaşlar. Hani biraz da böyle çevreyi komple temizleyip kibarca kaldırın. O heyecandan böyle bir şey ben söylüyorum ama böyle bir şey yapacakların olacağını da hiç tahmin etmiyorum. Neyse yine de ben söylemiş olayım. Arkadaşlar şimdi bu anlattıklarım genelde kare oyma işaretlerinde bulunan oda mezar türlerindendir. Mezarın alnında olan kapaklar bunlar genelde arkadaşlar üçgen define işaretlerinde olan mezar türleridir. Bakın ne diyorum. Hangi işaretler hangi mezarları gösteriyor. O da çıkıyor bu işin içinde. İyi dinleyir bunu anlar. Şimdi mezarın arkadaşlar alnında olur. Bir böyle çoğu kapaktan sonra tünel olur mesela birçoğunda. Daha sonra mezara ulaşır arkadaşlar. Bunların köşelerinde yine kurşun kilitler vardır. Bu kapağı tutan yan sütunlarda ise arkadaşlar bazı define işaretleri bulmanız mümkündür. Bunlar aslında hani define işaretli olarak yapılmamıştır. Dinsel sembollerdir mesela ama biz define işareti deriz. Sonuçta bu semboller bir bulgudan bahseder. Yani bu da bir definedir sonuçta. O yüzden define işareti diyoruz onlara da uygundur yani. Ama aslında dinsel sembol olarak yapılmıştır bunu bilin. Bunların böyle büyük tumurlu şeklinde olanları arkadaşlar tuzaklı olabiliyor. Kapağı çekmeye çalıştığınızda kapak böyle kalın işlemeli taş olduğu için geriye doğru ağır bir şekilde düşebilir veya kapak çekilince arkadaşlar yukarıdaki yani üstünüzdeki, üzerinizdeki o kolon aşağı doğru yani üzerinize düşebilir. Bu tür kapaklar tehlikelidir arkadaşlar. İtinalı böyle çok özenli, çok dikkatli bir şekilde çalışma ile açılmalıdır. Aksi halde can güvenliğiniz tehlikeye girecektir arkadaşlar ve o mezarın içinde yatan artık siz olacaksınız. Ki inşallah öyle bir şey olmaz. Lahit oda mezar nasıl açarız, nasıl açılır biraz da ondan bahsedelim. Bu konudan da bahsedelim. Biraz işleyelim. Arkadaşlar lahit mezarının kapağı vardır biliyorsun. Bunlar tecrübesiz defineciler tarafından açılmamalıdır. Köşe kurşunları normalden çok daha sağlamdır çünkü onların. Zorlama yapılırsa kapak kırılabilir arkadaşlar. Şimdi bir şeyden bahsedeceğim. Buna çok dikkat edin. Kapağı kırılmış bir lahitin fiyatı arkadaşlar direkt yarı yarıya düşecektir. Siz olun. Lahit kapağı açmaya çalışmayın. İçeride ne çıkarsa çıksın sizi ilgilendirmez. Diyeceğim ama sizi ilgilendirdiğini biliyorum. O yüzden bu lafların boşa gideceğini de biliyorum ama ben yine de söyleyeyim. O işte esas para arkadaşlar lahitin kapağının alıcı tarafından açılması konusudur aslında. İçinden çıkacaklar ikinci plandadır. Boş da olsa o duyguyu yaşamak için verilen paradır aslında arkadaşlar. İçinden çıkan ikinci plandadır yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani şöyle açıklayayım size. Bu lahiti satın alan kişiler. Bu lahitin bulunduğu bölgede yaşayanların soyundan olan zenginleri tanırlar, bulurlar. Ve bu
bu lahitip şöyle büyük bir alan düşünün, geniş bir alan. Onlar toplanırlar. Ve hepsi bu lahitin açılmasını görmek için çok büyük paralar verirler ona. O lahiti açacak kişiye. Ve örnek veriyorum, sana o lahit için 2 milyon dolar vermişse veya 10 milyon dolar vermişse kişi başı belki de 50 milyon dolar alacaktır. Kişi başı. Sırf o insanlar kendi soylarından, yaşadıklarından, tarihlerinden böyle bir şeyi şahit olmak için, bir hani lahitin açılışına şahit olabilmek için, ilk onlar şahit olabilmek için zaten paraları var adamlar. O zevki yaşayabilmeleri için o kadar parayı verirler, gelirler, toplanırlar ve onun açılışını seyrederler. İçeriden çıkacaklar, açıldıktan sonra o heyecanı yaşadıktan sonra içeriden çıkacaklar, çekirdektir onlar için. Demek istediğim asıl para eden budur. İçindeki gaz falan değildir, hiçbir şey değildir yani, öyle bir şey yoktur. Sadece bu heyecanı yaşayabilmektir ve bunu bu şekilde pazarlayıp çok büyük paralar kazanır o kişi. Size verdiği para tabii ki sizin için büyük para ama onun için bir çerez parasıdır. İnşallah dediğimi anlamışsınızdır. O yüzden lahiti kapağını açmayın, yani kırmayın. Ha, belki satacak gücünüz yoktur. Belki içindeki çıkacaklar neyse benim işimi görür diyenler için ayrı bir dava tabii. Ben hani genel olarak yapmanız gerekeni söylüyorum. Arkadaşlar, kaya mezar konusunu açayım biraz. Şimdi kaya mezar kapakları arkadaşlar en basit olanlarıdır. Eğer böyle üstten kapaklıysa, şimdi şöyle söyleyeyim, levye ve böyle bir benzeri aletlerle kolayca yana kaydırılabilir, yana doğru böyle. Yandan ise arkadaşlar yine aynı şekilde öne doğru çekilip yana kaydırılabilir. Buradaki sorun arkadaşlar açılan kapaktan sonra içeri hemen girilmemesidir. Lap diye atlamayın arkadaşlar içeriye. O heyecanınızı yenilip canınızdan olmayın. İçerideki hava büyük ihtimalle zehirlidir arkadaşlar. Binlerce, yüzlerce yıldır yani. En az 2-3 saat geçtikten sonra maske kullanarak içeri girilmesini tavsiye ederim ben. Bu tüm odalar için geçerlidir arkadaşlar. Bakın bu olay. Tümülüslerden de bahsedeyim biraz arkadaşlar madem öyle. Şimdi tümülüs oda mezarları arkadaşlar kesinlikle üstten girilmez. Giremezsiniz. Aylarınızı, yıllarınızı, günlerinizi alır ve yine yakalanırsınız. Mutlaka girişi bulmalısınız arkadaşlar. Girişi bulduğunuzda kapıyı açarken çok dikkatli olun. Tuzak olabiliyor. Çoğu tümülüslerdeki tuzak çeşidi arkadaşlar üstteki böyle bir moloz, o moloz yığınlarının, taşlarının aşağı doğru kaymasıyla gerçekleşiyor. Bakın en basiti bu. Siz kapıyı açmaya uğraşırken böyle hiç beklemediğiniz bir anda üstteki toprak üzerinize yığılır. Yardım bile istemeye zamanınız olmaz. Tuzağı bertaraf ettiyseniz arkadaşlar giriş kapısında hani köşelerde kurşun dökme vardır mesela. Bu kurşunları hafif darbelerle böyle boşa alır. Sonra kapıyı açarsanız bazen oda kapının hemen arkasında oluyor. Bazen. Hepsinde aynı olmuyor. Bazen de bir tünele girersin. Tüneli 3 ya da 4 metre, 5 metre, bir 8 metre, 10 metre olan da vardı. 8 metre diyelim biz mesela. O civarda bir devam ettikten sonra odaya, istediğin odaya girersin. Genelde bu şekilde olurlar. İnşallah siz de gittiğiniz zaman arzu ettiğiniz, hayalinizdeki, düşündüğünüz veya şüphelendiğiniz neyse bulursunuz ve o heyecanı siz de yaşarsınız. Ama sağlıklı bir şekilde yaşarsınız. Sıkıntı yaşamadan yaşarsınız. Dediklerimi dinlerseniz arkadaşlar, ki ben sizler için söylüyorum. Benim sizden bir karım, bir şeyim yok. Anlatabildim mi? Dediklerimi dinlerseniz sağlığınızdan olmazsınız ve gittiğiniz zaman yüzünüz güle güle, sevinçli bir şekilde ailenizin yanına dönersiniz. Belki bir şey bulamayacaksınız veya hemen o anda bulamayacaksınız. Ama eve dönerken üzülmenize gerek yok. Çünkü neden? Beterin beteri var diyoruz ya arkadaşlar. Bunu biz bilmediğimiz için, başımıza gelmediği için işte bir şey bulamadığımız zaman üzülüyoruz. Sevinmen lazım çünkü hayatta senin durumunda olup gidip de evine gelemeyen nice insanlar var. O yüzden haline şükredeceksin. Bugün nasip değilmiş diyeceksin ve bilgilerini tekrar toparlayacaksın. Gereken, üzerine düşen neyse yapacaksın yasal olarak ve tekrar gittiğinde bu sefer daha güçlü bir şekilde gittiğin için isteğine, amacına ulaşacaksın ve eve sağ salim bir şekilde döneceksin. Her an, her zaman define bulunmaz arkadaşlar. Öyle olacak olsaydı onu gömen insanlar hiç gömmezdi. Zaten sokağa bırakırlardı. Bulamasın diye gömmüşler bu defineler. O yüzden bazı videolarda, YouTube kanallarında izlediğiniz gibi her gün çıktığınız zaman bir yere define bulunmuyor. Anlatabiliyor muyum? Her neyse arkadaşlar, dediğim gibi halinize şükredin. Bilgi güçtür arkadaşlar. Bilgi sahibi olun bir yere giderken gittiğiniz yerle alakalı. Ki istediğinize ulaşabilirsiniz. Yorumlardan
Düşüncelerinizi, isteklerinizi, sorularınızı, taleplerinizi yazabilirsiniz. TikTok adresimiz var, Instagram adresimiz var, Telegram grubumuz var arkadaşlar, bakın katılın. Telegram grubumuza katılın. Videolarımızın açıklama kısımlarında link olarak hepsini vermişim. Tıkladığınız zaman direkt ona gidiyorsunuz. Telegram WhatsApp gibidir. Yoksa da yükleyin. Aynı WhatsApp gibidir. Telegram grubumuza da üye olun. Resim gönderin, video gönderin, yazın. Oradan daha kolay olur iletişimimiz. Sizlere tavsiyemdir arkadaşlar. Anında da cevap veremezsek sonuçta bir topluluğumuz var. Birbirimizden faydalanabiliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar şimdiden herkese. Şansınız açık olsun.